Şimdi geldik bir başka tehdit tartışması. Bu da takip etmeyenler vardır diye kısacık özetleyeyim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur istifa ederken gözyaşları arasında ailesinin tehdit edildiğini, baskı gördüğünü söylemişti. Tehdit kelimesini de kendisi kullanmıştı. Peki, işte muhalefet partileri sözlerini söylediler, iktidar partisine sözcüler sözlerini söylediler. Cumhurbaşkanı ne söyleyecekti? Merak edilen oydu. Onun adına da İbrahim Kalın konuştu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve şu cümleyi kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın aynen ifadesi. Böyle bir şey varsa, yani tehdit, baskı, aileye yönelik, müstafi belediye başkanımız, istifa eden belediye başkanı diyor eski, hangi merciye, ne şekilde, bakın bu önemli, dün söylediğimiz konuydu bu, hangi merciye, ne şekilde başvurması gerektiğini bilir. Ve önemli cümle, en sonda başvurması gerekir. Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın aynen ifadesi, böyle bir şey var ise müstafi belediye başkanımız hangi merciye ne şekilde başvurması gerektiğini bilir ve başvurması gerekir. Yargıya gitmeyi düşünmüyorum. Tehdit ediliyorsan mahkemeye git diyerek de işin içinden çıkamazsın. Bir belediye başkanı tehdit edildim diyor, savcıların resmen harekete geçmesi gerekir. Tehdit edildim dedi, iki gün önce istifa etti. Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti'den yükselen yargıya git çağrılarına yanıt verdi. Gitmeyeceğim dedi. Nedenini söylemedi, ayrıntı vermedi. O tehditler elbette ölüm düzeyinde değildi ama ayrıntı vermek istemiyorum. Yargıya gitmeyi de düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda rahatsızlık duyduğunu söyleyebilir. Müstafi belediye başkanımız... Sözcüsü aracılığıyla dile getirilen Erdoğan'ın cümlesi içindeki müstafi kelimesi dikkat çekti. Müstafi, görevinden kendi isteğiyle ayrılan, çekilen, istifa eden demek. Yani Erdoğan, Edip Uğur'un belediye başkanlığını kendi isteğiyle bıraktığını vurgulamış oldu. Ama başkan ağlayarak ayrılırken tablo tam tersiydi. Teşekkür. Cumhurbaşkanının rahatsızlık duyduğunu ve Edip Uğur'un yargıya gitmesi gerektiğini sözcüsü İbrahim Kalın dillendirdi. AK Parti'nin tehdit iddiasını inceleyeceğini duyurdu. Bu saatten sonra veban onu istifaya zorlayanın omuzlarındadır. Bunun üzerine de eminim genel merkez gerekli çalışmaları yapmak üzere gidecektir. Yani bunun söylentisi dahi rahatsız edici bir şeydir. Yani ailesinin tehdit edilmesine kadar işin varılması gibi bir şeyin ortaya çıkması. Ben de ilk okuduğumda hayretler içerisinde okudum bu neyin nesidir diye. Kendini millet sanan anlayış tam da faşizme özgü bir anlayıştır. Allah aşkına hangi demokratik bir ülkede böyle bir şey yaşanabilir? Edip Uğur Sözcü gazetesine konuştu. Yeniden siyaset için şimdilik yeter dedi ama açık kapı da bıraktı. Benim işim gücüm var, 8 sorunum var. Onlarla daha fazla vakit geçireceğim. Şimdilik yeter diyorum ama yarın bir gün ne gösterir bilemeyiz. Edip Uğur yargıya gitmiyor. Kim ya da kimler nasıl tehdit etti? En can alıcı sorular yanıt bekliyor. Şimdi gerçekten yargıya gitmesi gerekiyor veya resen yargıya gitmesi gerekiyor. Birilerinin, yargının harekete geçmesi gerekiyor. Kendisi gitmese bile şimdi Sayın Başkan öyle bir söz söyledi ki bugün böyle bu sözü okuduktan sonra veya sözlerini bir kez daha dinledim arşivden ve ondan sonra aklıma geldi. Bir şeyler geldi paylaşayım dedim buraya da yazdım. Şimdi korkuyor, korktuğu için belki yargıya gitmiyor, korktuğu için başına bir şey gelirdi veya adalete güvenmiyor. Yazdığım şeylerden bir tanesi de buydu seçeneklerden adalete güvenmediği için gitmiyor veya yalan söylüyor, doğru söylemiyor. Yani bir şeylerin önünü kesmek için, Sayın Başkan, eski belediye başkanı, bir şeylerin önünü kesmek için şimdiden böyle bir şey söyledi. Bakın, öyle yapmıştır, böyle yapmıştır, şöyledir demiyorum. Sadece bir beyin fırtınası benimki. Buradan siz nasıl sonuca varırsanız, siz de farklı sonuçlara varabilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanı dediği gibi veya ana muhalefetin dediği gibi veya normal insan aklının dediği gibi başvurması gerekir tehdit varsa ki biz de öğrenelim. Var mı yok mu diye bakalım yarın ne olacak? Gidecek mi gitmeyecek mi? Ama gitmeyeceğim dedi. Gitmesi gerekir. Soru işaretleri kalır yoksa. Zan altında bırakıyor insanları.